Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Size bugün göstereceğim koleksiyonumdan ürünler 6 adet ürün göstermek istiyorum. 3 tane cımbız göstereceğim, 1 tane gümüş haç ve 2 tane yüksük göstereceğim. Bu tercihlerin kullandıkları arkadaşlar. Bizans zamanında da kullanılıyormuştu bunlar. Böyle takılıyor. Ondan sonra dikiş yapılıyor. 2 adet var kayıtlı arkadaşlar elimde. Tütahya Müzesi'ne kayıtlı çok sağlam bir şekilde durmuşlar. Muhtemelen Roma zamanından olabilirler. Kenarlarında nokta nokta şekiller var. Yüzük oldu. Yüzük iğne yaparken ellerine batmasın diye yapılmış bunlar arkadaşlar. Ve günümüzde hala terziler kullanıyor bunları arkadaşlar. Bizim zamanımızda şimdiki zamanda ise şu üstü kapalı oluyor. Ama o zamanlar açıkmıştı bu şekilde. Osmanlı zamanında kapalı. Birkaç defa denk geldi bana. Görmüştüm üzeri kapalı oluyor Osmanlı zamanında. Ama Bizans ve Roma zamanında arkadaşlar böyle açık oluyor yüksükler. İki tane kayıtlı koleksiyonumuzda. Bunu temizlemedim fazla. Bu şekil aynı duruyor. Ölçüsünü vermek istersek şöyle kaç santimmiş. Bakalım önce sıfırlayalım. Arkadaşlar diğer ürünleri göstereceğim. Bir tane cımbız çok harika bir şekilde duruyor. Onu görmenizi tavsiye ederim. Ve bir tane gümüş haç var. Küçük kaçmış şöyle iki santim 2 santim arkadaşlar diğeri de 2 santimdir aşağı yukarı bakalım Evet o da aşağı yukarı 2 santim Evet arkadaşlar bir tane cımbızımıza geçelim o düz cımbız ama diğer son da gö sonda göstereceğim cımbız çok harika bir cımbız Evet bu cımbızlar arkadaşlar Roma zamanında, Bizans zamanında kullanılıyormuştu ve hala sağlam bir şekilde duruyor. Üç tane cımbız göstereceğim. Şimdi ikisini gösteriyorum. Diğeri çok harika bir cımbız arkadaşlar. Gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız. Bu cımbızlar arkadaşlar kıl koparmak için kullanıldığını zannediyorsunuzdur muhtemelen. Ama kıl koparmak için değil. Tabi onun için de kullanılıyor olabilir. Bak hala sapa sağlam şekilde duruyor. Bakınız, 2000 yıldır sapa sağlam kalmış. Bunlar askerlerin ayaklarına batan tikenleri çıkarmamak için kullanılıyormuş daha çok arkadaşlar. Çünkü o zamanlar şimdiki ayakkabılar gibi ayakkabılar yok. Ayaklarına tiken batınca bunlar kullanılıyormuştu arkadaşlar. Güzel bir motifler var üzerinde nokta nokta şeklinde güzel harika bir cımbız. 2000 yıldır sapa sağlam kalmış. Şimdi dahi kullanılabilir. Evet, muhteşem bir cımbız çıkarıyorum arkadaşlar şimdi size. Evet, 10 numara bir cımbız. Bunu bana bir arkadaşım hediye etti. Tavşanlı Bey'i. Koleksiyonuma yazayım ben dedim. Ne kadar olur dedim. Para olmaz abi dedi. Senin olsun dedi. Teşekkür ettim ben de. Evet, 10 numara muhteşem bir cımbız arkadaşlar. Bunun güzelliğine bakın. Kılıç şeklinde. Ve hala kullanılabilir yani. Şöyle yapınca kullanılabilir. Fazla bastırmayalım. Kırılabilir ama kullanılır yani. Çok güzel. Harika bir şekilde şöyle askı aparatı da duruyor. Kenarlarında nokta nokta işaretlerle süsleme yapılmış. Şöyle çevireyim. İki tarafı da aynı birbirinin benzeri kılıç şeklinde. Ben ilk önce bunu haç olduğunu düşünmüştüm. Haç değil kılıç bir asker cımbızı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birazdan gümüş haçı göstereceğim. Çok güzel bir gümüş haçım var. Bunu iyice görmenizi istiyorum arkadaşlar. Süper bir şey. 2000 yıllık kılıç şeklinde muhteşem bir cımbız. Askerler ayaklarındaki dikenleri çıkarmak için kullanılıyormuştu. Evet. Gümüş haçımızı gösterelim arkadaşlar. Çok güzel bir gümüş haç. Bizans dönemine ait en aşağı 1300-1400 yıllık belki de 1800 yıllık yani çok eski bir gümüş haç. Arkası düz. Muhtemelen şurada asma aparatı vardı, tokası vardı, o kırılmış. Kenarlarında motifler var. Evet. Şuraları yuvarlak yapılmış, çizikler atılmış şuraya. 10 numara gümüş bir haç arkadaşlar teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için ama abone olmayı unutmayın lütfen abone sayımızın artması iyi olacak abone olursanız sevinirim teşekkür ederim izlediğiniz için bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın